üstüme saçımı kestirdim. Pembeler çıkmıştı. Tekrar pembeleri attım. Belki bu videoda daha bellidir. Bugün çünkü akşam ışığındaydı. O kadar belli olmuyordu. Neyse ben lafı uzatmayayım. Hadi tarifimize geçelim. Bu tarifimin ismi sütlü kek. Öncelikle şeyi koyuyorum. Yoğunlaştırılmış süt diye geçiyor burada. Bir kutu bundan koyacağım. Bu da kaç gram? 397 gram. Aynı zamanda bu şekerli. İçerisinde şeker de var. Öncelikle bu sütümü ekliyorum. Bunu hemen lavaboya bırakıyorum. Ardından yarım su bardağı şekerimi ekleyeceğim ama öncelikle bunun bir şeker miktarına bakayım. Şekeri iyi aslında. O yüzden bu yarım su bardağının yarısını koyacağım. Bu kadar. Şu kadarını bıraktım. Sonra iki yumurtam var. İki yumurtamı ekliyorum. Ardından tuzsuz iki yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Siz neler yaptınız? Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. 2 yemek kaşığı tereyağı ekledim. 4 su bardağı süt koyacağım. 1 2 3 4 Ayrıca bugün tadım denemesi de yapacağım. Bakalım tadı nasıl olmuş. Bunu güzel bir şekilde karıştırıyorum. Neden böyle yaptı bu? Yavaş yavaş. Ama önce ilk koyduklarımızı katı olanları karıştırıp ardından süt ekliyoruz. Şimdi 2 su bardağı unumu katıyorum. Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın. Bir 30-35 dakika pişecek. Kontrol edersiniz. Çünkü herkesin fırını farklı. Kimi fırınlar biliyorsunuz çabuk pişiriyor. Burada vaka sayıları çok düştü. O nedenle her şey açıldı. Hatta bildiğim kadarıyla Avrupa'da vaka sayılarının en düşük olduğu ülke Portekiz şu anda. Çünkü burada da bir dönem 2-3 ay komple kapandı yani. Hemen bunun biraz tadına bakacağım. Şeker oranı nasıl? Kek hamuru yemeyi sever misiniz? Güzel. Şeker oranı güzel. Çünkü yoğunlaştırılmış süt de şekerliydi. Bayramda sosyal medyada ne kadar çok baklava yapan vardı ya. Herkes baklava yapmıştı. Hani normalde herhalde dedim kapanma olmasa böyle herkes tepsi tepsi baklava yapmazdı. Şöyle bir tepsim var. Altına yağlı kağıt koyuyorum ben. Umarım ben altı alalım. Bu
çok iyi de. Bak kapandı. Şimdi kapandı. Pembe pembe şirin değil mi? Hatta bir tuz döneyim. Ben şimdi fırına veriyorum. Bir toplayayım. Bu arada sizinle biraz dertleşmek de istiyorum. Bu arada beni izleyenlerin arkadaşlar %60'ı abone değil. Yani hani ben YouTube'a girince şunu anladım. Gerçekten bazı konularda adaletsizlik var. İnsanlar hani biz hep hak hukuktan bahsediyoruz ya. Ya bireysel olarak hak hukuk tanımıyoruz ki. Yani ben bu sosyal medyada olayım ya da olmayayım. Belki zaman gelir hiçbir mecrada olmam. Ama gerçekten şunu anladım. YouTube'da video yapmak emek işi, zor, düşünmek gerekiyor, uğraşmak gerekiyor. Hele de benim gibi böyle işte animasyon olsun, şu olsun, bu olsun diyorsanız. Gerçekten bu işe emek veren diğer arkadaşlar için de söylüyorum. Hani lütfen bir beğeni yapın ya da ya. Sevmediğini yorum olarak da yazabilirsin. İşte burasını beğenmedim. Ya bir kez bile izlemiş olsan, atıyorum bir yemek videosu izledin. Orada bir şey öğrendin, tamam o kanala bir daha gitmeyeceksin. Ya o durumda bile bir beğeni bırakmak gerekir ya. Ben de YouTube izleyicisiyim aynı zamanda. Hep yaptım bunu, yani hep de yapıyorum. Yani YouTube'a başlamadan önce de yapıyordum. Hani diyebilirsin, acaba sen YouTube'a başladığında mı böyle konuşuyorsun? Hayır. YouTube'a başlamadan önce de birinin videosunu izliyorsan, bir şey hoşuma gittiyse, bir bilgi aldıysam mutlaka beğeni bırakıyordum. Yani hani toplumsal olarak adaletsizlikten bahsediyoruz da bireysel olarak da hangi alanda adalet var ki? O yüzden bilmiyorum ya, artık bir şeyler hakkında konuşmak, yorum yapmak gerçekten insanı yoruyor. Ya onu da anlıyorum artık insanların neden suskunlaştığını. Çünkü konuşmanızın da faydası olmuyor. Ya ben artık hani şey diyorum, yani inşallah beni izleyen insanlar bu konuda bilinçli, farkındalığı olan insanlardır. Ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Sizlerle her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Bildiğim her şeyi. Abartıya, gösterişe kaçmadan, işte ben bunun var, şunun var, ne bileyim, işte şu markadan alırım, yok ben bunu yaparım, arabam şu marka falan, hiç bunlara girmeden yüzeysel olarak bilgi amaçlı güzel görüntüleri paylaşmaya çalışıyorum. Mesela okyanusa gidiyorum. Okyanus görüntülerini sizle paylaşmak istiyorum. Belki hayatı boyunca bir kez bile okyanusu görmeyecek insanlar var. Neden görmesinler? Ya da ben ne kaybedeceğim? Bir şey kazanmıyorum. Yani inanın bana, ben YouTube'dan bir şey kazanmıyorum. Neyse, sizle paylaşmak istedim. Dertleşmek istedim. İyi oldu. Sonuçta biz yetişkin insanlarız. Konuşarak anlaşırız. Bu arada beğendiniz mi saç kesimimi? Modern oldu değil mi? Ya bence kısa, okey, uzun saç daha feminen, daha böyle daha havalı duruyor ama kısa saç da modern ve kullanışlı. Özellikle benim gibi saçlarınızı daha sık topluyorsanız. Mesela ben eminim videodan sonra bu saçı hemen arkaya toplayacağım. Kekim piştiğinde, tadım aşamasında görüşmek üzere. Kekim pişti ve tabii ki soğuması için bekledim. Bu şekilde. Şimdi sizin karşınızda tadına bakacağım. Bu arada bugün bir alışveriş videosu yayınlayacağım. Mağaza turu. Tabii ki onu kontrol etmem gerekiyor. Editini yapmıştım daha önceden. Ama tekrar kontrol etmek gerekiyor. Acaba nerede ne var diye. Ayrıca çok güzel bir cilt bakımı videosu hazırlayacağım. Neyse, hadi lafı uzatmadan tadım aşamasına geçelim. Ben şöyle ayarlayayım. Masayı görün. Bir dilim alıyorum sizin için. Bir bardak da süt aldım kendime. Tatların yanında genelde bir bardak süt alıyorum. Kıvamı şey gibi oluyor. Cheesecake kıvamı gibi. Ben de ne güzel kestim. Bakın.
bu şekilde. Değişik. Hani kek dışında farklı bir tarif istiyorsanız. Şimdi tadıyorum. Çok yumuşak içi. Aynen iç kısmı cheesecake gibi. Tadı da güzel olmuş. Kattığım o yoğunlaştırılmış süt şekerliydi zaten. İyi ki çok şeker katmamışım. Ben sevdim, çocuklar da bayılacak. İnşallah siz de denersiniz. Deneyin. Bakalım siz de sevecek misiniz? Farklı, farklı bir tarif. Şimdi veda vakti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir kusurum olmuşsa affola. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.